Şimdi biri der ki ya tek mutlak değer kolay her yerde var. Şimdi biraz daha ben size orijinalite sunayım. Orijinalite yani yeni, yeni kelime. Peki buradaki sunulan kelimeye göre bana ne diyor? Verilen bu ifadede iç içe iki mutlak değer var. Buna göre bu ifadenin x'in alabileceği değerler toplama. O halde size kısa yol. Önce normal. Peki normal yol çözelim. Normal yol diyor ki normal. Bu ifadenin içi ya 3 olmalıdır. Ya da ne olmalıdır? Eksi 3 olmalıdır. Şimdi dikkat edin bu eksi 5 karşıya geçtiği anda artı 5 etkisi yarattığı için 3'ten daha büyük olduğu için her türlü sonuç pozitif çıkar. Yani x eksi 3 karşıya geçtiği anda eksi 5'i ya 8 görür ya da 2 görür. Bunun sebebi eksi 5'in karşıya geçtiği zaman artı 3'ten büyük olması. 5 artı 3 de 5 eksi 3 de kesin pozitiftir. Niye bunun üzerinde duruyorum? Tabii ki kök kavramından dolayı. Demek ki iki tane farklı mutlak değer görüyorum. İkisinin de kökleri var. Nereden biliyorum? Bu 8'e bu da 2 eşit. Demek ki x eksi 3 ya 8 ki x 11. Demek ki x eksi 3 eksi 8 x nedir eksi 5. Bu saatten sonra mutlak değer kalmadı. Eksinin bir önemi yok. x eksi 3 nedir 2 yani x eşittir 5. x eksi 3 nedir eksi 2 x nedir 1. O zaman 5 bir daha 6 Eksi 5. 11 daha 6. 6 6 daha toplam kaç oldu? 4 kökün toplamı 12. Şimdi bu gördüğünüz çözüm yoluna alternatif yol sunuyorum. Önce mantık şu. Diyorum ki en içteki sayı her seferinde eksi 3, eksi 3, eksi 3, eksi 3 karşıya artı 3 diye geçiyor. Mesela burada kaç kere geçiyor? 4 kere. Yani 5, 3'ten büyük olduğu için burası 4 kere açılabiliyor çizgi sayısı 1, 2, 3, 4. İçini 0 yapan sayı 3. 3 kere 4'ten cevap kaçtır diyorum? 12. Aynen aynen duyduğunuz gibi çizgi sayısı 4. İçiniz en içtekini 0 yapan sayı 3. 3 kere 4'ten 12. O halde sorumuzun doğru cevabı nedir? 12. Yalnız tabi burada şöyle bir size pratik yöntem grubu göstermek zorundayım. Şöyle biraz çıkıyorum buradan. Eğer mutlak değer x eksi m eksi a. Burası eksi olması artı olsa zaten ikinci mutlak değere gerek yoktur. Eşittir b ise. Birinci durum. a büyüktür b ise 4 kök vardır. Yani içini sıfır yapan sayı m 4 ile çarpılır. İkinci durum. a b'den küçükse bu karşıya geçtiği zaman köklerden biri düşer. Tek bir mutlak değer kalır. Bu da iki kök demektir. O halde cevap iki tane m'dir. Durum 3. Eğer a eşittir b ise bu dışarı çıkarken bir tanesi eksi 2 artı 2 4 bir tanesi 0 çıkar durum 3 köke düşer. O halde demek ki cevap 3 Yani geri döndüm merhaba. Diyor ki 5 3'ten büyükse en içtekini 4 ile çarp. 5 3'e eşitse ya tabii ki oradaki sayısal değer bakımından 3'e çarp. Bu sayı bu sayıdan küçükse ne yap? 2 ile çarp. Ya 4 ile ya 3 ile 2 ile çarp. Sesin sonucu bulursun diyor. Ben de diyorum ki o halde sıfırladım. Şimdi dikkat edin. Buyurun. Verilen denklemde 5 büyük mü? Pardon nereye gidiyorsun ya? 5 büyük mü? Evet. Demek ki içini sıfır yapan sayı 3 çarpı 1, 2, 3, 4 kök. O halde sorunun cevabı nedir? 12'dir. O halde cevap D seçeneğidir diyorum. Hoşçakalın diyorum.